Evet, yeşil sahanın kralı Arda Turan'dan sonra aslında okçunun da kralı Mete Gazoz diyebiliriz bunun için. İlk öncelikle galadan başlayalım. Neler söyleyeceksiniz Arda Turan için ve belgesel için? Yani gala çok güzel gözüküyor. Arda abi zaten hem sporcu kariyerinde hem sporcu kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenörlük kariyerinde çok güzel başarılar imza atıyor. Zaten sporculuğu, futbolculuğu yaptığı, elde ettiği başarılar zaten tartışılmaz. İşte burada da o aslında başarılı hayatın sırrının perde arkasında aslında olan şeyleri izleyeceğiz. Ben çok merakla bekliyorum. Olimpiyatları da değerlendirelim hemen. Neler söyleyeceksiniz Paris Olimpiyatları için? Olimpiyatlar milli takım adına çok güzel geçti diyebilirim. Takım halinde kürsüye çıktık, üçüncü olduk. Tarihimizin ilk olimpiyatlardaki takım madalyasını kazandık. Zaten gitmeden önce de söylüyorduk, olimpiyatlarda takım halinde madalya bekliyoruz. Gelin bu tarihe siz de şahitlik edin diye. Baştan sona çok güzel geçirdik. Hem biz erkek takım olarak hem Elif Berra da var, kadın sporcumuz. O da ilk olimpiyat olmasına rağmen, yaş çok küçük olmasına rağmen çok güzel sonuçlar elde ettik. Mutluyuz aldığımız sonuçlardan. Olimpiyatlar sonlandı bildiğiniz üzere. Biz de şimdi 4 yıllık bir süreci başlayacağız tekrardan. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Okçuluk dediğim mi aklımıza artık sen geliyorsun Mete Gönül. İleride senin de bir belgeselin olmasını ister misin? Ne yapılacak mı? Bu tekliflerde geldi mi? Yani ben isterim tabii ki de belgeselin olmasını. Yani sonuç olarak televizyonda ya da sahalarda görünenin aksine arka planda gerçekleşen, arka planda yapılan çok büyük fedakarlıklar, çok büyük mücadeleler var. Onların gösterilmesini isterim. Bakalım. O zaman çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk olarak geldim.